dualarımızı müstecab eylesin. İmam-ı zamanımızın kalbini bizlerden hoşnut, zuhurunu acil eylesin. Allah bu mübarek gece senenin en faziletli olan bu gecesinde cümle hastalarımıza acil şifalar inayet eylesin. İran İslam Cumhuriyeti'nden gelen aziz misafirlerimizin Kamer ben Haşim Tevaşi grubunun valideynlerine, ölmüşlerine sizlerin evlatınız ile beraber ve ekranları başında 14.000'in ekranları başında bizleri izlemekte olan izleyicilerimizin de ölenlerinin ruhlarının şad olmasına âli bir selam buyurun. Müminler, bugün Hazreti İmam Ali Aleyhisselam'ın şehadetinin 3. günü. Hazreti İmam Ali Aleyhisselam'ın faziletlerine dair çok şeyler konuştuk ve konuşulmuş. Çok şeyler yazılmış. Onun için bu 45 dakikalık sohbet suresinde Hazreti İmam Ali Aleyhisselam'ın faziletleri hakkında fazla konuşmayacağım. Bir iki örnek söyleyip ondan daha önemlisi Hazreti İmam Ali Aleyhisselam'ın bugün senden ve benden beklentisi nedir? Nelerdir? Bunları konuşacağız. Bugün Hazreti İmam Ali Aleyhisselam ki sen ve ben ezan okurken eşhedü enne aliyyen veliyyullah diyoruz. Kâmet getirirken eşhedü enne aliyyen veliyyullah diyoruz. Bu iman getirdiğimiz şah-ı velayetin bizlerden beklentileri nelerdir? Bunları konuşacağız. Önce Ehl-i Sünnet kaynaklarından Harezmi'nin menakıbinde Menakıb-ı Hatim-i Harezmi ikinci hadisi yine Ehl-i Sünnet alimlerinden Kifayet-i Talip Genc-i Şafii 62. bab yine Feraid-i Sımtay'ın birinci cildinin 19. sayfasından bir hadisi sizlerle paylaşacağım. اِنَّ اللّٰهَ تَعَالَ جَعْلَ Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. Allah kardeşim Ali'ye o kadar fazilet verdi ki la tuhsa, la tuhsa, sayılmayacak kadar. Bakın dikkat edin, sayılmayacak kadar. Hani birileri diyor ya ki benim tabirim değil, ben o tabiri asla hoş görmüyorum. Ali'nin ayağını yerden kesmeyin. Bir kere o senin benim asker arkadaşım değil. Söylerken İmam Ali Aleyhisselam hiç olmasa başına bir imam kelimesini koy. Hazreti Ali Aleyhisselam hiç olmasa arkasına da bir Aleyhisselam'ı bırak. Biz İmam Ali Aleyhisselam'ın ayağını yerden kesmemişiz. Onun ayağını Adem peygamber yaratılmadan 14.000 sene önce onun nurunu yaratan Allah-u Teala onun ayağını yerden kesmiş. Sen neden kesmemişiz? Onun ayağını faziletleri Allah Resulü buyuruyor sayılmayacak kadar fazladır. La tuhsa, sayılmayacak kadar ona fazilet veren Rabbul Alemin onu yüceltmiş. Sen ve ben kimiz ki onu yüceltelim? Bir kere konuşmacılar
ne konuştuğunu bilmeliler, kendi sözlerini değil, Allah'ın, peygamberin ve dinin sözlerini konuşmalılar. Onun faziletleri saymakla bitmez. فَمَنْ ذَكَرَ فَز۪يلَةً مِنْ فَزَائِلِهِ مُقِرًّا بِهَا غَفَرَ اللّٰهُ لَهُمَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرْ. Kim o faziletlerden bir tanesine ikrar getirerek zikreder ise Allah-u Teala onun geçmiş ve gelecek günahlarını affeder. وَمَنْ كَتَبَ فَز۪يلَةً مِنْ فَضَائِلِهِ. Arapçalarını geçiyorum. Kim onun faziletlerinden bir tanesini yazar ise o yazdığı yazı baki kaldığı müddetçe melekler onu yazana dua ederler. Kim o faziletlerden bir tanesini okur ise gözüyle yaptığı günahları affeder. Kim o faziletlerden bir tanesini dinler ise kulağıyla yapmış olduğu günahları Allah affeder. Sonra kal. Sonra Allah Resulü buyurdular. اَنَّذَرُ اِلَى عَلِيْ اَخِي عَلِيِّنْ اِبَادَةٍ. Kardeşim Ali'nin yüzüne bakmak ibadettir. Onun zikrini yapmak, onu konuşmak ibadettir. وَلَا يَقْبَلُ اللّٰهِ اِمَانَ اَبْدٍ اِلَّا بِمِلَايَتِهِ. Allah kulun imanını onun velayeti olmadan kabul etmez. Allah Resulü böyle buyuruyor. Müminler, Allah kelamında ondan övgüyle söz ediyor. Aleyhisselam'dan İbn Abbas buyuruyor ki Ali aleyhisselam hakkında Kur'an'da 300 tane ayet vardır. İbn Abbas'ın bu sözünü Bağdadi Tarihi Bağdat isimli kitabının 6. cildinin 221. sayfasında naklediyor. O ayetlerden 300 ayetten bir tanesini sizlerle paylaşacağım. Bir tanesi. يَقُولُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللّٰهِ بَيْنِ وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ اِلْمُ الْكِتَابِ. Rab suresi 43. ayet. Peygamber, kafirler senin peygamber olmadığını söylüyorlar. Onlara de ki, benim peygamberliğime delil Allah'ın şehadeti ile kitap ilminin tamamına sahip olanın şehadeti yeter. Yani peygamberimizin hakkaniyetine, peygamberliğine delil nedir? İki tane. Biri Allah'ın şehadeti, biri kitap ilminin tamamına sahip olanın şehadeti. Peki kitap ilminin tamamına sahip olan kimdir? Ehl-i sünnet alimleri Şevahidü Tenzil cilt 1 sayfa 308'de diyor ki kitap ilminin tamamına sahip olan Ebu Talib oğlu Ali aleyhisselamdır. Peki bu kitap ilminin tamamına sahip olmanın etkisi ve fonksiyonu nedir? Bunu anlayabilmemiz için Neml suresinin 40. ayetine gitmemiz lazım. Neml suresinin 40. ayetinde Allahu Azze ve Celle Hazreti Süleyman'dan söz eder aleyhisselam. Hazreti Süleyman hudhud kuşunun ortalarda olmadığını gördü. Ve hudhud kuşu geldiği zaman Hazreti Süleyman neredeydin diye sordu onda. Dedi bir diyara gittim, o diyarda bir kraliçe var. Belkıs adında. Ne senin Allah'ını tanıyor ne seni tanıyor. Hazreti Süleyman dedi ki kim onun tahtını en kısa zamanda bana getirir? İfrit adında bir cin kalktı ayağa. Kur'an'ın bakın Neml suresinin
40. ayeti, hikaye anlatmıyorum müminler, Kur'an ayeti anlatıyorum. Kim o tahtı bana en çabuk sürede getirecek? İfrit adında cin kalktı dedi ki sen buradan kalkıp gitmeden ben onu getiririm. Nereden nereye getirecek? Biri Yemen'de, biri Filistin'de. Bakınız, biri Yemen, biri Filistin. Sen buradan kalkıp gitmeden ben getiririm. Hazreti Süleyman bu zamanı çok fazla gördü. Kur'an ne buyuruyor? Neml suresi 40. ayet. Ellezî indehu ilmun minel kitab. İlmun minel kitab. Buradaki min, Arap gramercilere, edebiyatçıları çok iyi biliyorlar. Min, bazı yeminidir. Yani Türkçesini söyleyeyim. Buradaki min kelimesinin harfinin anlamı bazı. Bir kısım, bir miktar. Ellezî indehu ilmun minel kitab. Kitaptan bir miktar ilim bilen. Bir miktar. Bir miktar. Peygamber Efendimizin peygamberliğinin delili olarak birincisi Allah'tı, ikincisi indahu ilmul kitab, kitap ilminin tamamı. Kitap ilminin tamamı ki Hazreti İmam Ali Aleyhisselam'dı. Kitap ilminin bir miktarı, şimdi bu Asuf İbni Berhiya, Hazreti Süleyman'ın veziri, kitap ilminin bir miktarı ona verilmişti. Dedi ya Süleyman, gözünü kapat, açtığın zaman tahtı karşında göreceksin. Yani bir göz açıp kapama süresince Hazreti Süleyman Aleyhisselam gözünü kapatıp açtı, baktı taht karşısında. Neyle yaptın, nasıl yaptın? Kur'an onun nasıllığını bize açıklıyor. Ellezî indehu ilmun minel kitab. Kitaptan bir miktar ilim bilen Hazreti Süleyman'ın veziri onu yaptı. Kitaptan bir miktar ilim bilene Allah bu kudreti vermiş. Allah bu imkanı vermiş. Bir de kitap ilminin tamamına sahip olana bakın. İmam Cafer Sadık Aleyhisselam buyuruyor ki Hazreti Süleyman'ın veziri Asuf'a verilen ilim Hazreti İmam Ali Aleyhisselam'a verilen ilim karşısında denizin yanında sineğin, sivrisineğin kanadındaki ıslaklık kadardır. Damla değil, bakın dikkat edin. Teşbihe dikkat edin. Deniyor, okyanusun karşısında damla kadardır Asuf'un ilmi. Öyle bir benzetme yok. Okyanusun karşısında Hazreti Ali'ye verilen ilim, Asuf'a verilen ilim, birinde kitap ilminin tamamı, birinde kitap ilminin bir miktarı, okyanusun karşısında kanadını denize daldıran sivrisineğin kanadındaki ıslaklık kadardır onun ilmi. Şimdi sen bir göz açıp kapama müddetince o ilim ile tahtı oradan oraya getiren Yemen Filistin, onun ilminin gücüne bir bak, bir de kitap ilminin tamamına sahip olan Hazreti Ali'nin ilminin gücüne bir bak. Ve bunun mukayesesini yap. Kur'an'dan sadece bir ayet şöyle. Peygamber Efendimiz Gazi İsmail Nesai, bakınız Gazi İsmail Nesai, ki Nesai Ehl-i Sünnet'in 6 sahih kitabından birisinin yazarıdır. Allah Resulü Hazreti Ali Aleyhisselam hakkında çok şeyler söylemiştir. Ehl-i Sünnet alimlerinden Gazi İsmail, Nesai, Nişaburi ne diyorlar? Sahih senetler ile nakledilip Hazreti Ali Aleyhisselam hakkında kaynaklara giren Peygamberimizin buyurduğu hadisler sahabeler hakkında hiç kimse hakkında nakledilmemiştir. Sahabeler hakkında Allah Resulü'nün söylemiş olduğu övücü sözlerin tamamını toplasanız Hazreti Ali Aleyhisselam hakkında söylenenler onda biri bile yetmez. Ve Ahmed İbn Hanbel diyor ki Hazreti Ali Aleyhisselam hakkında nakledilen faziletler Peygamberimiz tarafından
nakledilen faziletler hiç kimse hakkında nakledilmemiştir. Bir selavat buyurun. Dolayısıyla müminler Hazreti İmam Ali Aleyhisselam'ın faziletlerine dair Kur'an'dan, hadislerden, Şii Sünni kaynaklarından yüzlerce değil binlerce kanıt ve belge vardır. Onun için bu gece ben faziletler üzerinde yoğunlaşmayacağım. Mesela bir cümle ben Hazreti Ali Aleyhisselam'ın kendisinden nakledeyim. Peygamber Efendimiz'in kardeşidir. Haydar-ı Kerrar'dır. Üçüncü halifeden sonra, çünkü halifeler Peygamberimizin yerinde oturmuyorlardı minberde. Üçüncü halifeden sonra Hazreti Ali Aleyhisselam direkt çıktı Peygamberimizin oturduğu yerde oturdu. Aşağıdan birileri fısıldamaya başladılar. Aşağıdan birileri rahatsızlıklarını ifade ettiler. Peygamberden sonrakiler aşağılarda oturdular. Ama bakınız, gitti Peygamberin oturduğu yerde oturdu. Hazreti Ali Aleyhisselam minberden bunu fark etti. Buyurdu ki, Semitu Resulallah yakul. Ben Allah Resulü'nden işittim buyuruyor. Men kâme mekâmi ve lem ye'mel bi ameli. Kim benim yerimde oturursa, benim amelimle amel etmezse, ekebbehullah bin nar. Allah onu yüzüstü cehenneme atacak. Ve ene vallah, ene vallah. Vallahi ben el amilu bi amelihi. Resulullah'ın ameliyle amel edenim. El muhtesilu bi kavlehu. Ben Resulullah'ın sözüne sarılanım. El hakimu bi hukmihi. Ben Resulullah'ın hükmü ile hükmedenim. فَلِزَٰلِكَ كُمْتُهُنَا İşte onun için Resulullah'ın yerinde oturdu. اَنَا الَّذِي وَزَأْتُ قَدَمَيْا اَلَى خَاتَمِ النُّبُوَّةِ Ben ayaklarımı nübüvvet mührünün yerine basanım. Nereye işaret ediyor? Kâbe'de putlar kırıldığı zaman Allah Resulü'nün omuzlarına, ayaklarına basmadı mı? Buyurun, ben ayaklarımı nübüvvet mührünün üzerine basanım. Fema hazihil a'vat. Bu ağaç parçası o nübüvvet mührünün yanında bir şey midir ki? Çıkmışım ben en yukarıda ağaç parçasının üzerinde oturuyorum. Buna konuşuyorsunuz. Oysa ben ayağımı nübüvvet mührünün üzerine basmıştım. Hazreti Ali aleyhisselam bu sözüyle nedir? Peygamber'e olan mesabesini, Peygamber'e olan nisbetini buyurmuştur müminler. Hazreti Ali aleyhisselam hakkında bir hadisle söyleyip vazifelere geçeceğim. Muhammed İbni Ömer Vakidi, Ehl-i Sünnet'te çok tanınmış bir alim. Muhammed İbni Ömer Vakidi. Diyor, Harun bir Arefe günü alimleri topladı, beni de davet etti. Ve ben Harun'un meclisine girdiğim zaman Şafii Harun'un yanında idi. Ve İslam beldelerinin tanınmış önde gelen 70 tane alimi de devlet başkanı Harun'un, halifenin yanında idi. Harun o günkü devlet başkanı. Şafii orada ve 70 tane de alim orada. Devlet başkanı Harun döndü Şafii'ye, dedi, Ebu Talib oğlu Ali hakkında ne kadar hadis biliyorsun? Ne kadar hadis biliyorsun? Şafii dedi, 400 tane. Harun dedi, korkmana gerek yok. Demek ki o gün Hazreti Ali hakkında, aleyhisselam hakkında konuşmak, yazmak korku gerektiriyordu. Onun için diyor, korkmana gerek yok, rahat ol. Bugün herkes emandadır. Dedi, 500 tane.
Önce 400 demişti, dedi 500 tane. Sonra döndü Ebu Yusuf'a. Ebu Yusuf kimdir? Ebu Hanife'nin mezhebini yayan iki talebesinden birisidir Ebu Yusuf. Diğeri Gazi Ebu Leyla. Hepsini bunların gerçeğe giden yol kitabında yazmışım. Biri Ebu Yusuf, biri Gazi Ebu Leyla. Ebu Yusuf da oradaydı. Devlet Başkanı Harun Ebu Yusuf'a sordu. Sen ne kadar hadis biliyorsun? Dedi ben cevap vermek istemiyorum. Dedi korkma. Korkma deyince cevaba dikkat edin cemaat. 15.000'i müsned, 15.000'i mursel olan hadisin hafızıyım. Allahu Ekber. Hafız. 30.000 tane hadisin hafızı. Ama bu 30.000 hadis kimin hakkında? Hazreti Ali Aleyhisselam hakkında. Bakın bu söylediklerim ehli sünnet dünyasının tanınmış önde gelen ilim adamları. 30.000 tane Hazreti Ali Aleyhisselam hakkında hadis ezberlenmiş. Sonra döndü bana. Kim diyor bu banadan maksat kimdir? Muhammed İbni Ömer Vakidi. Çünkü bu rivayeti o naklediyor. Sonra döndü bana. Dedi Muhammed İbni Ömer Vakidi sen ne kadar hadis biliyorsun? Dedim ki ben de 30.000 tane hadis bir hafızım. 30.000 hadis biliyorum. Cemaat bu rivayet Gayetül Meram kitabından nakledilmiş. Gayetül Meram eserinde bu olay nakledilmiş. Bir soru soracağım. Bu 30.000 hadis nereye gitti? Bugün kaynaklarda bu 30.000 hadisten kaç tanesi var? Nereye gitti bunlar? Bu 30.000 hadisi hükümetlerine, dünyalarına zararlı gören dönemin halifeleri satılmış saray mollalarıyla yok ettiler. Oysa Hazreti Ali Aleyhisselam'ın bir gecesi ve bir gündüzü bütün insanların ömrüne bedeldir. Hazreti İmam Ali'nin bir gecesi bir gündüzü bütün cinlerin, insanların, meleklerin ibadetinden ağırdır. Sadece bir gece ve bir gündür. Hangi gecedir o gece? Allah Resulü hicret edecek Medine'ye yatağında birisinin yatması lazım. Kim yatacak? Ali ibn Ebu Talib aleyhisselamdan başka. Hazreti İmam Ali o gece o yatakta yattı. Allah Resulü selamet bir şekilde Mekke'den ayrıldı. Hakkında ayet nazil oldu. Ve minen nas men yeşri nefsehu ibtigaen merzatillah vallahu raufun bil ibad. İnsanlardan öyleleri vardır ki canlarını Allah yolunda satarlar. İmam Ali canını Allah yolunda bir kere satmadı. Defalarca canını can pazarına canan için sundu. O canını can pazarına sunarken birileri de savaştan firar ediyor. Bir selam. Allah'a emanet olun. O gece Cebrail geldi. Bahtin, bahtin. Men misluke, ne mutlu sana, ne mutlu sana, kim senin gibi olabilir ya Ali diye bu sözleri söyledi. Bu Hazreti Ali Aleyhisselam'ın gecesi, ömrünün bir gecesi. Hazreti İmam Ali Aleyhisselam'ın ömrünün bir gündüzünü arz edeceğim, bir gündüzünü. O gündüz Hendek Savaşı. Bir tarafta Amr ibn Ebi Davud kimse cesaret edip meydana çıkamıyor. Çünkü nam salmış bir yiğit, Arapların yiğidi, müşriklerin pehlivanı nam salmış. Kimse cesaret edip karşısına çıkamıyor ve meydanda nara atıyor. Ey Müslümanlar, siz demiyor musunuz bizden ölen cennete gider? Bir an evvel cennete gitmek isteyen yok mu çıksın meydana? Siz demiyor musunuz
Sizden ölenler cehenneme gider. Beni bir an evvel cehenneme göndermek isteyen yok mu? Çıksın meydana. Ama bir Allah'ın kulu çıkmıyor. Çünkü karşıdaki sıradan biri değil. Hazreti İmam Ali aleyhisselam çıktı. İmam Ali aleyhisselam Peygamber sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem Efendimiz Hazreti Ali'yi gönderdi. Dualarla gönderdi. Müminler, olayı ben detay, tarih, geniş bir şekilde anlatmak istemiyorum. Çünkü konudan geri kalmak istemiyorum. Hazreti İmam Ali aleyhisselam meydana çıkarken Peygamberimizin şu cümlesi: bugün burada bir bütün olarak küfür ve bir bütün olarak İslam karşı karşıyadır. Burada Ali aleyhisselam mağlup olursa İslam mağlup olmuştur. Galip gelirse İslam galip gelmiştir. O gün öyle bir gün, Hazreti Ali aleyhisselam o gün o savaşta galip geliyor. Bütün kaynaklar Allah Resulü'nün şu sözünü yazıyor: لَزَرْبَتُ عَلَيِّنْ يَوْمَ الْخَنَّكْ اَفْزَلْ مِنْ اِبَادَةِ السِّقْلَيْنِ. Doğrusu Ali'nin Hendek Savaşı'nda vurduğu bir kılıç darbesi insanların ve cinlerin ibadetinden üstündür. Sen ne konuşuyorsun? Sen daha gelmişsin, efendim kim kimden üstündür tartışmasını yapıyor, yaptırıyorsun. Bir kere o üstünlük, efendim tartışmalarını yaptırdıklarınızın ibadetleri kendileriyle beraber Hazreti Ali aleyhisselamın yanına bile yaklaşamaz. Neden? Allah Resulü diyor ki bütün insanlar ve cinlerin ibadeti. Bakın bütün insanlar ve cinler Hazreti İmam Ali'nin bir kılıç darbesi hepsinden üstündür. O kılıç darbesi o gün orada olmasaydı bugün biz Allah-u Ekber diyor olmazdık. O kılıç darbesine bugün İslam varlığına borçludur. Ve Hazreti Ali'nin evlatları kendisinden sonra bu İslam'ı her zamanda yaşatmışlardır. Dolayısıyla müminler, böyle bir şahsiyete Şia olmak iftihardır. Böyle bir şahsiyete tabi olmak şereftir, izzettir, onurdur, fazilettir. Çünkü onun Şiasını Allah ölmüştür. Onun Şiasını Peygamber ölmüştür sallallahu aleyhi ve sellem. Onun Şialarını kendisi ölmüştür ilim şehrinin kapısı. Onun Şialarını Hazreti Fatıma-i Zehra ve 11 evladı ölmüştür. Ben bir tanesini söyleyeyim. Ya Ebel Hasan, Allahu Ekber. Ya Ebel Hasan, Allah Resulü buyuruyor. Ey Hasan'ın babası, Haza Cebrail, bu Cebrail'dir. Yakul, Cebrail diyor ki, اِنَّ اللّٰهَ اَعْتَى. Allah vermiştir. Neyi vermiştir? شِيَتَكَ لَمُحِبِّكَ سَدْغَنْ خِسَال. Allah senin şialarına ve seni sevenlere 7 tane özellik vermiştir. Ali aleyhisselama şia olmak iftihardır. 7 özellik. اَرْرِفْقُ اِنْدَ الْمَوْتِ. Ölüm anında onlara iyi muamele edilecek. Vel ansu indel vahşe, kabirde vahşet anında onlar yalnız bırakılmayacak. Vel nuru indel zulme, kabrin karanlığında onların kabri aydın olacak. Vel emnu indel feze, mahşer günün korkusunda, mahşerin dehşetinde onlar rahat ve amanda olacak. Vel diste indel mizan, mizanda onlara adil bir şekilde muamele olunacak. Vel cevaze ala sırat, onlar sırattan geçecek. Ve duhul ve duhul el cenneti kablen nas, kablen nas, insanlardan önce onlar cennete girecek. يَسْعَ نُورُهُمْ بَيْنَ عَيْدِيهِمْ. Ali'nin şiaları sevenlere cennete girdikleri zaman
onların yüzlerinden nurları belirgin olacak. Fısal-ı Şeyh Sadık ve Allah'ın Meclisi Bihar Ulemvar'da bu hadisi nakletmişler. Dolayısıyla bu makama sahip olan senden, sana bu özelliklerin sebep faktörü olan Mevla Amirül Mümininin senden beklentisinin olması doğaldır. Sana bu faziletleri kazandıran o Hazrete Şia olmandır. Dolayısıyla o Hazretin de senden benden beklentisinin olması çok çok doğaldır. Müminler, ben madde madde söyleyip sözü uzatmayacağım. İmam Ali Aleyhisselam'ın bizlerden beklentileri nelerdir? Buradaki bu cemaat, 14 tine ekranlarında bizi izleyenler, sosyal medyadan şu anda bizde buraya odaklananlar, bu maddeleri Hazreti Ali Aleyhisselam'ın bizden beklentilerini işitirken kendilerine bir sorsunlar. Ben Mevlam'ın bu beklentisini yerine getiriyor muyum, getirmiyorum. Şiyetuna el-mutebazilune fi velayetina. Şialarımız birinci vazife. İmamın bizden birinci beklentisi. Onlar bizim velayetimiz yolunda bağış yaparlar. Bağış. Bağış dendiği zaman alanı geniştir. Alanı geniştir bağışın. Kamber canıyla velayete bağışta bulundu. Şu gazilerimiz, İran İslam Cumhuriyeti'nden gelen bu gazilerimiz, bakınız biri eliyle bu yola bağışta bulunmuş. Ellerini vermiş, ayaklarını vermiş, gözlerini vermiş. Şialarımız bizim yolumuzda bağış yaparlar. Bağış bazen canla olur. İşte örnekleri yanımızda. Kamber canıyla İmam Ali Aleyhisselam'ın velayetine, İbn-i Sikki, Meysen-i Temmar, Hucr ibn-i Adi, Seyyid Himyariler, bunlar canlarıyla velayetin yoluna bağışta bulundular. Bazen de bağış ne ile olur? Bazen de bağış mal ile olur. Bazen de malım olmaz, bağış alın teriyle olur. Bazen bu da olmaz. Ya mübarek ağzındaki dilin iki çift laf edemiyor mu? Ama güzel laf. Ağzındaki bu dilin iki tatlı güzel birleştirici kelime konuşamıyor mu? Ali Aleyhisselam'ın dostlarının yolunda. Sosyal medyaya bakıyorsun. Bir grup bu mektebin sanki sahibidir. Yalan desen var, fitne desen var, fitne desen, efendim tefrika desen var, bu mektebin hizmet eden alimlerine taş atma desen var, Ali dostlarına sapık diyen, kafir diyen, zındık diyen, rafizi diyen insanlara tek kelime konuşmamak desen var, onlara sus puslar. Ama bu taraftan bakıyorsun, bu mektebe nerede güzel hizmetler, çıkarımlar varsa o böyle olmaz, şu böyle olmaz diyeceksin. Ya sen ne yaptın bu velayet yolunda? Sen ne verdin? Ne verdin? Yerinde oturan adam yorulur mu? Yerinde oturan adam düşer mi? Yürüyen adam düşebilir, koşan adam düşebilir. Ali Aleyhisselam'ın yolunda yürüyenler, onun yolunda koşanlar, ayakları bir şeylere takılıp düştükleri zaman tekme mi vuracaksın yoksa elinden tutup kaldıracak mısın? Vuruyorsun tekmeyi, senin İbn-i Mülcan zihniyetinden farkın yok. Bu kadar açık ve net. Vuracak birilerini arıyorsansa git senin gibi inananlara sapık diyenlerle uğraş. Bir selavat yok. Her şeyi sosyal medyada gündem etmek, her şeyi sosyal medyada konu etmek, bu ancak İmam-ı Zaman'a ters olan insanları sevindirir. İmam-ı Zaman'ın nazarının kalbini de parça parça eder. Sen o imama sen dua ediyorsun. Allah'ım imamın zuhur netedir. Senin gibileri o imama
dua ediyor tezgahın. Ne diye gelsin? Ne diye gelsin? Gelip sana dese sen fitne yapıyordun. Sen fesat yapıyordun. Sen diyeceksin ki bu imam dedesinin yoluna ters gidiyor. Sen o imama da karşı çıkacaksın. İmam Ali aleyhisselamın bizden ikinci beklentisi. El-mutehakkûne fî meveddetina, bizi sevenler, bizim meveddetimiz ile birbirlerini severler. Bizim sevgimiz ile birbirlerini severler. Neden? Çünkü Galil Rum'da Peygamberimiz öyle buyurdu. Allah'ım bunu sevenleri sev. Bunu sevenleri sev. Allah İmam Ali'yi sevenleri seviyor. Sen niye İmam Ali'yi sevenleri sevmiyorsun? Sen derken sevmeyenler. Allah İmam Ali Aleyhisselam'ı seviyor. Sen eğer İmam Ali Aleyhisselam'ı seveni sevmiyorsan Allah'la ters düşmüş olur musun, olmaz mısın? Niye o zaman uğraşıyorsun İmam Ali sevenleriyle, dostlarıyla? Sen Allah'la mı ters düşmek istiyorsun? Bizde 15 masum mu var? 14 masum var. Gördün mü birinde hata? İmam Ali Aleyhisselam'ı seven birinde hata gördün mü? Hatayı söylemenin üslubu var, yolu var, yeri var. Doğru mu yanlış mı? Yolu var, yeri var, üslubu var. Toplum içerisinde insanın yüzüne hatasını söylemek, ona hatasını bildirmek değil, ona hakarettir. Sen bunu sosyal medyada yapıyorsun. Yani birileri. Onlar birbirlerini severler. Ve onlar Ehl-i Beyt mektebini ihya etmek için birbirlerine gider gelirler. İmam Muhammed Bakır aleyhisselam bir gün baktı camide bir cemaat oturmuş. Birbirlerine ilim anlatıyorlar. İlim, bu bildiği konuyu ona anlatıyor, o bildiği konuyu o tekstil. Birbirleriyle ilimlerine paylaşıyorlar. İmam Muhammed Bakır aleyhisselam bakınız cemaat şu cümleye. İnni la uhibbukum. Vallahi ben sizi seviyorum. Ben sizi seviyorum. Ve uhibbu rihakum. Sizin kokunuzu da seviyorum. Ve ervahakum. Sizin ruhlarınızı da seviyorum. Niye? Çünkü onlar imamın dostları idi ve imamın dostları ilimle meşgul idi. Onun için buyuruyor ki ben sizleri seviyorum. Bizim bugün bir diğer vazifemiz ilimle Ehl-i Beyt yolunu ihya etmek. İlimle, küfürle değil. İlimle, hakaretle değil. İlimsiz Ehl-i Beyt yoluna hizmet edeceğim diye adım atan Ehl-i Beyt yoluna zarar verir. Aynen neye benzer? Hristiyanla Müslümanın tartışmasına benzer. Müslüman İslam'ı savunuyor haliyle, Hristiyan İncil'i savunuyor haliyle. Hristiyan Müslüman'a öyle şeyler söyledi, Müslüman artık cevap veremedi. Cevap veremeyince Müslüman Hristiyan'a dedi, fazla ileri gidiyorsun. Orada dur, fazla konuşma. Haşa haşa haşa, sen affet bizi ya Rabbi. Ona bakarsan senin peygamberinin babası belli değil. Müslüman Hristiyan'a bunu dedi. Şimdi Müslüman Hristiyan'a bu sözü derken ne yaptı? Kaş yapayım derken göz çıkardı değil mi? Bu cahilin işidir. Cahil delil sunacağım derken darmadağın eder ortalığı. Çünkü cahilin işi dağıtmaktır. Hazreti İsa'ya hakaret ediyor kendisini haklı çıkarma adına. Hazreti İsa Allah'ın bir peygamberi. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Efendimiz nasıl Allah peygamberi ise Hazreti İsa aleyhisselam da Allah'ın peygamberi, Hazreti Musa aleyhisselam Allah'ın peygamberi. Evet, Yahudiler, Hristiyanlar yanlış yoldadır. Ama Hazreti İsa, Hazreti Musa aleyhisselam Allah peygamberi. Şimdi sen kalkıp bu lafı Hristiyan'a dediğin zaman Hazreti İsa aleyhisselamı ve annesi Hazreti Meryem hangi kategoriye bıraktın? Sen de Hazreti Meryem Aleyhisselam'a iftira atan Yahudilerden oldun mu olmadın mı? Bu cahilin işidir. İlim ile Ehl-i Beyt yolunu ihya etmek, İmam Ali buyuruyor ki Şialarımdan beklentim bu. Dördüncüsü,
اَلَّذ۪ينَ اِنْ غَزِرُوا لَمْ يَزْلِمُوا Onlar öfkelendiklerinde zulmetmezler. Zulmetmezler. Beşincisi, sevinç halinde haddi aşmazlar. Altıncısı, bereketun elâ men câverû. Komşularına berekettirler. Silmun limen hâletû. Yedincisi, içinde yaşadıkları toplumda barış unsurudurlar. Barış. Benim dostlarım buyuruyor, yaşadıkları toplumda barışık yaşayanlardır. Bu yedi şey bugün imamın bizden beklentisidir. Sen içinde yaşadığın toplumun fertlerine teker teker bak. Hangi toplumda yaşarsan yaşa, sen o toplumda kardeşim barışık mısın yoksa dargın mısın, küskün müsün? Toplumun çoğunluğu sana nasıl bakıyor? Olumlu mu bakıyor? Tamamı sana olumlu bakacak diye bir şey yok. Çünkü tamamı peygamberimize ve ehl-i beyte de olumlu bakmadı. Toplumun çoğusu sana nasıl bakıyor? Olumlu mu bakıyor, olumsuz mu? Ona göre sen kararını ver. Müminler, Hazreti İmam Ali aleyhisselam'da özellikle ve diğer ehl-i beyt imamlarının tamamında üç şey fazlasıyla öne çıkmakta. Bunlardan biri adalettir. Bunlardan biri ilimdir. Bunlardan biri zalimlerin, rahatsızların karşısında susmamaktır. Hangi imam haksızın karşısında sustu? Hazreti İmam Ali aleyhisselam bizden adaletli yaşamayı bekliyor. Bizden ilim silahı ile kuşanmamızı bekliyor. Bizden zalim ve haksızın karşısında susmamamızı bekliyor. Çünkü kendileri susmadılar. Birisi suç işlemişti. İslam hukukuna göre, ceza hukukuna göre kırbaçlanması gerekiyordu. Kamber bunu kırbaçladı Hazreti Ali'nin emriyle. Ve bu suçlu geldi İmam Ali aleyhisselamın yanına. Ya eyyilel müminin, senin bu memurun bana üç kırbaç fazla vurdu. Bakın o Hazreti Ali aleyhisselamın dostu. Kamber akşama kadar İmam Ali'nin yanında. Diğeri ise suçlu. Hırsızlık yapmış, suçlu veya başka bir suç işlemiş. İmam Ali döndü Kamber'e, Kamber ne diyordu dedi efendim, yanlışlıkla üç kırbaç fazla vurdum. Kamber sen memursun, sen yanlışlık yapamazsın, sen devletin memurusun, sen yanlışlık yapamazsın. Memurun yanlışlığı insanlar onu devlete mal eder, sen niye dikkat etmiyorsun? Dön kırbacı karşıdakine, kırbacı karşıdakine dön arkanı. Hazreti Ali aleyhisselam buyurdu ki senin buna üç kırbaç vurma hakkın var. İstersen hakkını alırsın, istersen affedersin. Adalet Hazreti Ali aleyhisselam'da ön plana çıkan özelliklerden, başlıca özelliklerden bir tanesi. Müminler, peki kendisine suikast düzenleyen, canını susayan İbn-i Mülcem gibi birisine bile merhamet etti Hazreti Ali. Dedi oğul Hasan, bana getirilen suçlardan esirinize de verin. Esirinize de o suçlardan verin. Kendisine suikast düzenleyen bir zalime bu denli merhametli olan Mevla Aliye-i Murteza aleyhisselamın diğer insanlara olan merhametine, diğer insanlara olan şefkatine varımsız vakıf olur. Hazreti İmam Ali aleyhisselam su kuyuları kazar, fakirlere infak ederdi. Canıyla, ilmiyle, irfanıyla Müslümanlara hizmet ederdi. Canlar, bir kişi diyebilir mi Hazreti Ali falancaya kötülük etti? Ehl-i Beyt falancaya kötülük etti. Bir kişi bunu ispat edebilir mi? Ehl-i Beyt imamları
İçinde bulundukları topluma iyilikten başka ne yaptılar? Allah'ın hakkını, İslam'ın emirlerini söylerken kendine git babanı mı döv dedi? Git efendim çoluğuna çocuğuna sahip çıkma mı dedi? Git vatanına, devletine hıyanet etme dedi. Tam tersini söylediler. Anana babana sahip çık dedi. Çoluğuna çocuğuna sahip çık dedi. Kendine karşı sorumlulukların var. Allah'a karşı sorum onları yerine gel. Hep güzellikleri istedi ve tavsiye ettiler. Peki neden öldürüldüler? Hiçbir kötülükleri yok. Bakın hiçbir kötülükleri yok. Buna rağmen şehit edildiler. Neden? Onları müminler üç şey öldürdü. Üç şey onları şehit etti. O üç şeyin birisi cehalettir. O üç şeyin birisi ahmaklıktır. O üç şeyin birisi çıkar ve menfaattir. Çıkar ve menfaat. İbn-i Mülcem ahmağın önde gidenlerinden biriydi. Hazreti İmam Ali aleyhisselamı Müslümanların içerisinde fitne görüyordu. Hazreti İmam Ali'yi Müslümanların içerisinde kan dökücü olarak anlatıyor İbn-i Mülcem. Ve o kadar uzun secdelere gidiyordu ki 6 ayda bir secde izini alnında nasır bağlıyordu secde izi. Devenin bizi nasır bağlar ya, o şekilde nasır bağlıyordu. 6 ayda bir alnının nasırını bıçakla kesiyordu. Bu kadar da ibadet ediyordu İbn-i Mülcem. Bu kadar da namaz kılıyordu İbn-i Mülcem. Ama ahmak birisiydi. Ahmak olduğu için Hazreti Ali aleyhisselam'ı fitneci görüyordu. Bir ötekisi menfaatçiydi. Geldi Talha ve Zübeyir Hazreti İmam Ali'ye. Baktılar neye gelmişler? Valilik istemeye. Baktı Hazreti Ali aleyhisselam dedi oğul Hasan bu çırağı al evin çırağını getir. Ali niye bu çırakları değiştirdi? Dedi az önceki çırak Beytülmal'a aitti. Beytülmal'a ait olan çırağı ben evimdeki misafirle konuşurken kullanamam. Eyvah! Bu Ali bir çırağın hesabını yapıyor. Biz bundan valilik istemeye geldik. Bu bize valilik vermez. Dediler biz senin müsaadenle Mekke'ye umreye gidiyoruz. Umre ziyaretine gitmek istiyoruz. Hazreti İmam Ali aleyhisselam buyurdu girebilir. Bunlar çıktılar. İmam Hasan aleyhisselama buyurdu oğul umre bahane. Oğul umre bahane. Bunlar gidecekler Mekke'de babana karşı bir ordu toplayıp dönüp gelip bana savaş açacaklar. Niye savaş açtılar? Çünkü umdukları valiliği bulamadılar. Bunlar Hazreti Ali aleyhisselamla niye uğraştı? Menfaatleri gereği. İmamların bir diğer düşmanı kimmiş? Menfaat. Bir düşmanı ahmak. Ahmaklık. Bir düşmanı cahillik. Bir düşmanı menfaat. İmam Ali aleyhisselam'dan umduklarını, ehl-i beyt'ten umduklarını bulamamak. Onun için biz müminler kendimize dikkat edelim. Bu üç şeye dikkat edelim. Ya Rabbi hem dua edelim hem adım atalım. Ya Rabbi beni ahmaklardan etme. Ya Rabbi beni cahillerden etme. Ya Rabbi beni menfaat çıkarcılardan etme. Zira ben de farkında olmadan Ehl-i Beyt'e düşmanlık edenlerden birisi olabilirim. İbn-i Mülcem, geç İbn-i Mülcem'i, Şimr, hayal edebiliyor musun? Şimr gelecek, İmam Hüseyin'in sinesinde oturacak. Vallahi Sıffin Savaşı'nda kimse hayal bile edemiyordu. Sıffin Savaşı'nda Şimr'den daha çok savaşan yoktu. Sıffin Savaşı'nda Şimr'den daha çok kahramanlık sergileyen yoktu. Vardı birkaç kahramanlık sergileyen, Hazreti Ali aleyhisselamın öz evlatları, İmam Hasan, İmam Hüseyin belli başlı birkaç kişi hariç en fazla hamle edenlerden biri bu Şimr'di. O kadar yara aldı ki savaşta,
bunu çadıra getirdiler. Yaralılar çadırına. 3 gün sonra gözlerini açtı. 3 gün sonra o kadar ağır yaralar almıştı. Gözünü açtığında neredeyim dediler, yaralılar çadırındasın. Bana çabuk bir kılıç bir asa getirin. Şeyh hayırdır? Dedi, ben canımda nefes varken Mevlam Ali'yi yalnız bırakamam. Bir asa bir kılıç, asayla destek alacağım, kılıçla cihad edeceğim. Kim hayal edebilir bu şimri İmam Hüseyin'in sinesinde oturacak? Bu şim 16 kere yürüyerek hacca gitmiş. 16 kere piyade, yalın ayak yürüyerek hacca gitmiş. Senin benim gibi uçakla bir kere gitmemiş. Senin benim gibi 5 yıldızlı otellerde hac yapmamış. 16 kere sıcakta yürüyerek piyade, yalın ayak hacca gitmiş. Sıffin Savaşı'nda kim hayal edebilirdi bu şim İmam Hüseyin'in katili olacak? Niye oldu? Menfaat bunu o noktaya getirdi. Menfaat. Dön bir kendine bak. Ben menfaat için kimlerle uğraşıyorum? Ben menfaat için Hazreti Ali Aleyhisselam'ın baş verdiği, İmam Hüseyin'in baş verdiği, Ali askerini kurban verdiği davaya hizmet edenlerle mi uğraşıyorum? Yoksa o davaya hizmet için mi uğraşıyorum? Bunu sen kendine sor. Kimseye sorma, kendine sor, cevabını kendin göreceksin. Doğru mu, yanlış mı? Doğruysa bir salavat çağır. Bitiriyorum. Bitiriyorum canlar. Bizim sözümüz şudur. 20 senedir biz bunu söylüyoruz ama 20 senedir sadece bu Mehdi Aksu'nun sözü değil. Bu velayetin sözüdür. Ehl-i Beyt'in sözüdür. Bu mektebin sözüdür. Biz diyoruz ki Ali Aleyhisselam'ın okulu, mektebi akıl ve fikir mektebidir. Akıl ve fikir okuludur. Coşku ve teslimiyet mektebidir. Disiplin ve iyilik mektebidir. Güzellik ve çekicilik okuludur. Neden? Çünkü Ali Aleyhisselam hem bir din alimiydi, hem de bilge idi. Hem hakimdi, hem işçiydi. Hem arifti, hem sosyal bir lider idi. Hem de zahitti ve asker idi. Ve hem de hatip idi, bir taraftan da yazar idi. Kısacası Ali Aleyhisselam tam ve mutlak anlamıyla bütün güzellikleriyle kamil bir insandı ve biz o kamilin şialarıyız. Bu bize iftihar olarak yeter. 18 sene ömründen geçmiş Fatimetuz Zehra selamullah aleyhanın. 18 sene. Canlar, vallahi billah tillah. Medine döneminden önce Mekke dönemine bakın. Hazreti Fatıma'nın Mekke dönemi de çileyle geçti. Medine dönemi de çileyle geçti. 9 yaşında geldi İmam Ali'nin evine. 18 yaşında hasta yatağına düştü. Ama sıradan bir hastalık değil bu hastalık. Normal bir hastalık değil bu hastalık. Ölüm döşeğine düştü. 9 sene zarfında İmam Ali'den bir kere bir şey istememiş. Bir kere. Ey Fatimetüz Zehra ile iftihar eden bacılar, bu bölümü siz iyi dinleyin. Siz bu bölümü iyi dinleyin. Hazreti Ali geldi Fatıma'nın yanına, baktı kendisinden geçmiş yatağında, aldı onun mübarek başını sinesine. Ağlamaya başladı, Hazreti Fatıma gözünü açtı. Dedi, amcaoğlu niye ağlıyorsun? Dedi, Fatıma seni bu halde mi görecektim? Benden bir isteğin var mı Fatıma? Dedi, hayır.
Dedi 9 senedir benimle evlisin. 9 sene içinde benden bir şey istemedi. Ne olur benden bir şey iste. Dedi Alican, babam beni seni kocaya verirken buyurdu kızım Fatıma, sakın ola kocandan bir şey istemeyesin. Olur ki sen ondan bir şey istersin, o sana getiremez. Mahcup duruma düşer. Anneyi mahcup etmeyesin. Onun için Ali, ben senden bugüne kadar bir şey istemedim. Bunlar o ikisinin konuşması olduğu için isimlerini söylüyorum. Selatü selam evvelden ahire ikisinin ve evlatlarının ve babalarının üzerine olsun. Bir şey istemedim. Onun için istemedim. Bugün öğlen arz etti. 2000 lira maaş alıyor kocası. Bu kocanın eşi, zevcesi 1500 liralık ayakkabı giyiyor. Ya bu o kocaya zulüm değil mi? Sen kocanın bir ayda kazandığını bir ayakkabıya verdin. 2000 lira maaş alıyor kocası, eve 4000 liralık perde alıyor. Ya sen bu adam zavallının 2 ayda kazandığını bir perdeye verdin. Onun kazancına göre harcama yapman lazım. Bir kadın kocasının gelirine göre harcama yapması lazım. Eğer senin eşin ayda 10.000 lira kazanıyorsa git 1500 liralık ayakkabı giy. Bu normaldir. Senin kocan ayda 2.000 lira kazanıyorsa 1500 liralık ayakkabı var mı? O nasıl zulümdür? Sen Allah'tan korkmuyor musun? Bir de namaz kılıyorsun, camiye geliyorsun. Hazreti Fatıma'nın adını duyarken ağlıyorsun. Hayır. Sadece kuru gözyaşıyla olmaz bunlar. Onların gittiği, onların yaşadığı şeylere de bakıp ona göre hareket etmek lazım. Dedim Fatıma hocam, ne olur benden bir şey ister. Dedi benim senden bir iş isteyim. Olmaz Aleyhisselam. Bir cümle söyledi İmam Ali Aleyhisselam. Hazreti Fatıma artık reddedemedi. Dedi Fatıma hocam, seni Ali'nin canına yemine veriyorum, benden bir şey istedim. Allah'a emanet. Hazreti Fatıma reddedebilir miydi? Dedi madem beni canına yemine verdin, bana bir nar getir. Bir nar. Nar mevsimi değildi. Her şey mevsiminde bulunur. Hazreti Ali Aleyhisselam çıktı pazarın yolunu tuttu. Kime sorduysa dediler nar bulamazsın abi, çünkü nar mevsimi değil. Birisine sordu, dedi birkaç gün önce Taif'ten Yahudi Şem'una nar getirmişlerdi. Yahudi Şem'un. Git ona bir sor, onda kalabilir. Geldi cemaat, bu Yahudi Şem'un kapısını çaldı Hazreti Ali. Çıktı dışarıya, dedi sana Taif'ten nar gelmiş, onlardan bana bir tane satar mısın? Dedi Ali, hepsini sattım. Hepsini sattım. Dedi hiçbir tane kalmadı mı? Dedi bir tane bile kalmadı. Bu sohbet esnasında Yahudi Şem'un hanımı kapının arkasında bunları dinliyor. Ve kocası narları satarken bir tanesini kocasından habersiz almış, evde saklıyor. Bu konuşmayı dinleyince gitti evde sakladığı narı aldı, kocasına seslendi. Dedi ki senden habersiz ben bir tane nar aldım, eve bırakmıştım, gel bu narı götür Ali'ye ver. Hazreti Ali Aleyhisselam narı aldı, çıkardı, Şem'un Yahudi'ye 4 dirhem verdi. Şem'un dedi ki 4 dirhem fazladır. Bu nar yarım dirhem eder, 3,5 dirhemini geri iade etti. Hazreti Ali buyurdu ki bu narı saklayan ve bu narın elime geçmesine sebep olan hanımına götürür bu 3,5 dirhemi. Parayı verdi. Narı aldı, evinin yolunu tuttu.
Sen işte mutlu bir şekilde Hazreti Fatıma'ya doğru gidiyor. Ama yolda bir harabeden ağlama sesi duyuyor. Baktı birisi ağlıyor harabede. İmam Ali ağlayacak. Pardon, İmam Ali ağlama sesi duyacak. Ve Hazreti Ali de o sese duyarsız kalacak. Girdi harabeye, baktı gözleri görmeyen ama yaşlı bir adam ağlıyor. Dedi ki sen niye burada ağlıyorsun? Kimsin, nesin? Dedi genç, ben Medain şehrinden buraya geldim. Irak'ın Medain şehrinden buraya geldim. Medain nere? Medine nere? Buraya geldim. Ağır bir borcum var. Geldim o borcu Ali'ye anlatmaya. Hazreti Ali karşısında. Ama görmüyor, Hazreti Ali'yi tanımıyorum. Geldim o borcu İmam Ali aleyhisselam anlatmaya. Hazreti Ali aleyhisselam dedi aç mısın? Dedi evet açım. Ne getirmemi istersin sana? Dedi eğer bulabilirsem bana bir nar getir. Dikkat ettik. Hazreti Ali'nin elinde Fatıma'sı için bir nar aleyhisselam. Yarısını kırdı kendi eliyle buna yedirdi. Baktı bu yine iskemekte. Diğer yarısını, elindeki o yarının da yarısını ayırdı, onu da kendi eliyle yedirdi. Keşke biraz daha olsaydı. Ne de lezzetli nar. Hazreti Ali aleyhisselam geri kalanların hepsini kendi eliyle buna yedirdi. Cemaat çıktı. Harabeden çıktı. İmam Ali aleyhisselam 3 adım, 5 adım atıyor, duruyor. Neden? Ya 9 sene zarfında Hazreti Fatıma selamullah aleyha bir kere bundan bir şey istemiş. Şimdi onu yapamamanın üzüntüsü var. Onu yapamamanın mahcubiyeti var. Onun için eve gitmek istemiyor ama gitmekten başka çaresi yok. Velhasıl geldi, evin kapısını açtığı zaman baktı Hazreti Fatıma'nın önünde bir tabak içi dolu nar. Narlara baktı, hiç dünyadaki narlara benzemeyen nar. Fatıma'ca bu narlar neredendir? Kim getirdi? Dedi Ali'ca az önce kapı çalındı, sen gelmeden az önce kapı çalındı. Fizze kalktı kapıyı açtı, kapıda birisi dedi ki bu narları Ali gönder. Cemaat, Hazreti Ali aleyhisselam ömrünü İslam'a vakfetti. Ve bu olayda bakıyoruz Allah-u Teala Hazreti İmam Ali aleyhisselamın Fatıma'sı karşısında mahcubiyetine razı gelmedi, rıza göstermedi. Cennetten Hazreti Ali'nin o ameline karşılık Hazreti Fatıma sallallahu aleyha'ya cennet narı gönderdi. Allah'a azze ve celle. Allah-u Teala bizleri 14 masumun yolundan, ilminden, şefaatinden ayrı düşünmesin. Değerli mektabımız buradalar. Kerbalayı Uğur Tuncay kardeşimiz. Çok güzel nefesi, çok güzel sesi var. Bu akşam kardeşimiz de bizi kırmadılar. İki telli Hazreti Zeynep-i Kübra, iki telli değil, Altınşehir Hazreti Zeynep-i Kübra camisinde her akşam orada mersiye okuyor. Her akşam Kadir gecelerinde mersiye okuyor. Ben her zaman şunu diyorum, kardeşimiz buralıdır. Yani İran'dan buraya gelmemiş, Azerbaycan'dan buraya gelmemiş. Bizim memleketimizde her cami cemaati içerisinde böyle kardeşlerimiz kendilerini yetiştirebilirler. Bakın biraz sonra mersiye okuyacak. Benden de çok güzel mersiye okuyor. Çok güzel de mersiyesi var, sedası da. Gençler de kendilerini bu alana verip biraz efendim bu noktada adım atsalar kendilerini böyle yetiştirebilirler. Allah bu kardeşlerimizin sayısını çok etsin. Senede
9,5 gün Muharrem'de sine vurmakla bu işler olmuyor. 10 gün demiyorum dikkat ediyorsanız. 9,5 gün senede vurmakla olmuyor. Bir insan istedi mi bu şekilde kendisini yetiştirebilir. Bizlerin de özellikle kendi memleketimizde, camilerimizde, cemaatlerimizde böyle kardeşlerimiz var ise bunları geri plana atıp başka yerlerden meddanlar, mersiyahanlar getirmeyi ben şahsen kendi adıma doğru bulmuyorum. Başkaları doğru bulabilir, o da onların tercihi, saygı duymak lazım. Allah bu kardeşlerimizin sayısını çok etsin. İnşallah salavatlarımızla bizi İmam Ali'nin musibet diyarına götürecek. Muhabbet ve Ali Muhammed'e selavat. Bismillahirrahmanirrahim. Son kaderimizde bir bireysel kaderimizde sinirler çıkarıyor. Ellerimizi açacak Allah'ın dergahına. Dərd olanları alaq nəzərə, hacət olanları alaq nəzərə, hastas olanları alaq nəzərə və dünyadakı bütün mazlum müslümanları, özəlliklə Yemənli qardaşlarımızı alalım nəzərə, fərəc duasıyla İmam-ı Zaman ağamıza təbəssümlər mərsiyyəndə başlayır. Allahümme صلى على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك حجة ابن الحسن أبوي في هذه وليا Gözlerim müstakadır.
kalıp kanlı elem, yerde kalıp kanlı elem, yabnan Hasan, yabnan Hasan, yabnan Hasan, yabnan, bundan da ucadı, yabnan Hasan, Hasan, yabnan Hasan. Ey gözleri ağla gezen, ey gözleri ağla gezen, ağlar gözün kurban yem, ağlar gözün kurban. Alem olum beytul hazan, alem olum beytul hazan, yabnan Hasan, yabnan Hasan, yabnan Hasan, yabnan Hasan. Yıkılıp raz üstte, razun yaz üstte, eli namaz üstte, boyandı kanı. Yıkılıp raz üstte, razun yaz üstte, Ali namaz üstte boyandı kanı. Yok rehler tabi, kan tuttu mehrabi, Şiyeler erbabi boyandı kanı. Başa değdi şemşir, sınıf rükni tekmir, dedi ruhun emin, Allahu Ekber. Kul-i hilgen soldu, gözüne kan doldu, Hüseyin yetim oldu, Allahu Ekber. Hanı cani kufe, nigahmani kufe, yetimani kufe, geyibler garey. Hasan ağlar Allah, sine dağlar vallah, eza sağlar Zeynep yaralı yâre. Bu gece o gecelerdi Kufenin kuşeleri, Kufe mescidi Hazret kalıp elinin münacatına. O mehram hasret kalı bu gece elinin namazını, elinin razını yazını. Bu geceler Kufenin yetimlere hasret kalı elinin nur cemaline. Her gece bize yemek getirerdi, her gece bizi bağrına basardı, neçe gündü yoktu.
yapışıp bir tane yetim anasının eteğinden anacan anacan. Yuhu gelmir bu gece gözlerime. Yüreğim çok darılıp bir kulağa sözlerime. Gönlümü kusse tutumdu, gem alıbdu bu gece ana. Bez yetimler atası harda kalıbdu bu gece. Ana yetimler atası bu gece niye gelmir ana. Ana bu gece niye bize süt getirmir ana. Ana. Bu gece bizim başımızı niye sinesinin üzerine almır ama. Ana babamız bu gece niye gelmir ama. Bu yetimin sözler anasını gelmeni çok yandırdı. Anası da yeri vardı böyle cevap verir. Oğul, oğul. Göz yaşını töhme darıma, bala ağlatma beni. Sıkılan kalbimi sıkma baba ağladıma beni. O kendisi ki bize her gün ederdi ehsan. Razı olmazdı kalan evde sezin onunla. Baş şekerdi figaraya göz yaşlı her an. Tanımırdık onu bala, ümmet atasıymış balacan. Murteza abi adı Hüseyin babasıymış. O her gece gelen sen senin babasıymış ay bala, ay bala. Her gece size sizi getiren senin mezun babasıymış. Ali can, Ali senin o yaralı başına şiyelerin kurban Ali. Senin o yaralı başına ağlayanların kurban Ali. Zeynep ile bu gece elini koyup elini başına. Anası ölen anaları bazına. Bir adamın rey derde düşende diyare koşuşa nenem yanımda olaydı. Zeynep ile yana yana değil bu gece ana zara hayatta sana inene. Keşke bu gece benim yanımda olaydı. Benim neler sevdiğimi bir göreydin ana. Saldılar yatağına evde bugün molami. Yarası ağırdı, dayanmadı mukaddes kan. Eller yarası ise çağırırdı zeranı zera. Zera yıktılar bunu ben de onu harcanlar zera. Allah'a emanet. Hoş geldin aşina sezdin. Böyle hayal edirem mehriban bala sezdin. Kızım orada kapının dalında ağlayan kimdi? Bak yüreğin isteyen yere gelir ama. Dedi baba bu evde evvel fezlese dincelmi. Baba evvel fezle sakit ol bu. Üvey bilir özünü, kardeşim eve gelmir, kapının dalında ağlayır. Baba evvel ben Zehra balalarından utanır, yanımıza gelmir ay baba. Uzade ya Hüseyin, ya Hüseyin.
çalır onu da yanına baba. Bu güzel kocalar üstüne köz eyle bel bel baba. El ele ver Hüseyin ile bunlar Kerbela'ya yolda gelay baba. Kerbela'ya yolda gele, Kerbela'ya yolda gele. Zeynep, sen can. Kaç tane ya eli var, onları birlikte değil, ondan sonra mikrofonu alabilirim. Ta nefesim var diyelim. Bu ya eller gelip bu gece ile diye sanki sesim gider Necafı'la işlete bu gece. Ta nefesim var diyelim. Ya Ali. Ta nefesim var diyelim. Ya Ali. Can sana kurban ederim. Ya Ali. Alemin imkan mene gelmez dedem. Ya Ali. Ben de sana naz ederim. Çokları divaneyi eşkindiler. Ya Ali. Ben beni divane terem. Ya Ali. Ben beni divane terem. Ya Ali. Verseler eşkinde mene zehre gel. Ya Ali. Verseler eşkinde mene zehre gel. Bal ebezinde içerem. Adını görsem yazılıp toprağa, milyon adı öperem. Adını görsem yazılıp toprağa, milyon adı öperem. Milyon adı öperem. Ya Ali. İşte Havuca'dan lebbeyk ya Ali. Allahumma inni
bismike, bismike ya Allah, bismike ya Allah. Ya Rahmanu, ya Rahimu, ya Kerim, ya Mukimu, ya Azimu, ya Kadim, ya Alimu, ya Halimu, ya Hakim, ya Rahmanu, ya Rahimu, ya Kerim, ya Mukimu, ya Azimu, ya Kadim, ya Alimu, ya Halimu, ya Hakim. Subhanaka ya la ilaha illa an. Subhanaka ya la ilaha illa an. Al-Ghawth, Al-Ghawth, khalisna min al-Nar, ya Rab, ya Rab. Al-Ghawth, Al-Ghawth, khalisna min al-Nar, ya Rab, ya وبأولاد عالي
أولادي علي فتقبل بقبول حسن ربي دعانا فتقبل بقبول حسن ربي دعانا بمحمد وعلي وبأولاد علي بمحمد وعلي وبأولاد علي سری ابن عجائب که علم کند به عالم شهدای کربلا را نه خدا
متحیرم کلامم شه ملک لافت را نه خدا توانم اشخان نه بشر توانم اشخان متحیرم کلامم شه ملک لافت را نه خدا توانم اشخان نه بشر توانم اشخان متحیرم چه نامم شه ملک لافتا را یا ابی انت و امی یا امیر المؤمنین یا ابی انت و امی یا برحمتی اجمعینا و بی اهلی بمالي وبناتي والبنين وفدتك النفس مني يا إمام المتقين وفدتك النفس مني يا إمام المتقين yapıp meclisimizi artık bitiriyoruz. 10 dakikalık bir bölümümüz kaldı. 10 dakikalık bölüm sonra bu senenin Kadir gecelerini tamamlamış bulunacağız. Bunlar da koyduklar. Neyi sandalyeye getir? Bir sandalye mi getiresin? Çarşamba 50'ye kadar geldik. Fotoğraf meselesi gerçi onu evde tutuyoruz. Tamam. İzdiham yok bayın. Şu an canlı yayın. Çarşamba 50'ye kadar geldi. Son birkaç anı bu gece hayırın min elfi şehr bin aydan hayırlı bir gece hepimizin günahı var biz masum değiliz gelin bu gece Allah'a bir söz verelim Allah'tan öyle bir af dileyelim ki Hazreti İmam Cafer-i Sadık Kur'an-ı Natık Aleyhim Alâhu Tehiyyeti ve Senâ buyurdular Kadir gecesinde bir Müslümanın kalbinde bir müminin kalbinde bir mümine kin olarak, kin dalarak o günü sabahlarsa, o geceyi sabahlarsa, o geceden nasipsizdir o insan. Gelin hepimiz bu geceden nasibimizi alalım. Bu kapıdan çıkarken Allah'la barışıp çıkalım. Diyelim Allah, biz bugüne kadar sana çok yanlış yaptık. Elimizle yanlış yaptık, gözümüzle yanlış yaptık,
dilimizle yanlış yaptık, kulağımızla yanlış yaptık. Seni çok gazaplandırdık ya Rabbi. Senin sözünden çok dışarı çıktık ya Rabbi. Seni çok dinlemedik ya Rabbi. Ben bu gece bu saatte seninle barışmak istiyorum ya Rabbi. Ben senden af dileyerek seninle barışmak istiyorum ya Rabbi diyerek af dileyip bu gece Allah ile barışalım. Allah'ın kullarıyla bu gece barışalım. Hiç olmasa kalbimizdeki Allah kullarının olan kinleri dışarıya açarak bu gece Allah'ın kullarıyla barışalım. Müslümanların birliğine, vahdetine, beraberliğine dua edelim. Askerlerimize, devletimize, bayrağımıza dua edelim. İslam alemine dua edelim. Müslümanlar arasına fitne fesat sokmak isteyenlerin, Müslümanların arasına Sünni Şii tefrikası sokmak isteyenlerin, ıslah ehli iseler ıslah olmalarına dua edelim. İslah ehli değillerse diyelim ya Rabbi bunları mahvur perişan eyle diye dua edelim. Büyük şeytan Amerika'ya ıslah ile dua edelim. Müslümanların ilmi, maddi, manevi, sanatsal alanlarda birlik ve dirlik içerisinde ilerlemelerine dua edelim. Neslimizden ehl-i beyte ters düşecek evlatlarımızın olmamasına dua edelim. Allah bizim neslimizden ehl-i beyte ters düşen çocuklar bizim karşımıza çıkarma diye dua edelim. Kur'an'ları yüzümüzün hizasında tutarak Allahümme inni es'aluka bi kitabika al-munzal ve ma fihi ve fihi ismuka al-akbar ve asma'uka al-husna ve ma yukafu ve yurca en tece'alani min ertegâike minennâr en tece'alana min ertegâike minennâr en tece'alani من عتقائك من النار أن تجعلنا من عتقائك من النار اللهم بحق حافظ القرآن قرآن أربع شهور اللهم Nazil ettiğinin hakkı
hakkı hürmetine ve bu Kur'an'da medhettiğin müminlerin yani ehl-i beytin hürmetine Allah'ım Hazreti Adem babamız senin kapında terk-i evlâ yaptıktan sonra yeryüzüne açıldıktan sonra 200 sene Havvasız'dan ayrı düştü. Bir onun ayrılığına, bir de senin katından uzaklaştığına ağladı durdu. 200 sene sonra Cebrail Emin dedi ya adına, 200 senedir ağladım ama hacetine nail olmadı. Eğer hacetine ulaşmak istersen arşı alaya dön bir bak. Ya Rabbi babamız Adem arşa baktığında orada 5 tane nur gördü. Cebrail Emine sual eyledi, nedir bu nurlar? Dedi Adem evveli senin sülbünden Hatemul Enbiya Eşrefül Mehlukatın nuru, sonrası onun vasisi Aliyel Murteza, sonrası Fatimetül Zehra Hasanul Hüseyin'in nuru, salatu selam onlara olsun. Adem eğer bunlarla Allah'a gider isen, bunlarla tebessül ederek dua eder isen, Allah hacetini reva eder. Kur'an'da buyuruyor Bakara suresinde, Adem Rabbinden kelimeler aldı. İşte o kelimeler bu nurların isimlerinden ibaret. Döndü Allah'a, İlahi entel hamidu ve hakkı Muhammed, entel ali ve hakkı Ali. Ya Rabbi sen hamda layıksın Muhammed'in hakkı hürmetine. Ya Rabbi sen yücesin Ali'nin hakkı hürmetine. Sen yaratansın Fatime'nin hakkı hürmetine. Entel muhsinul hakkil hasan, sen ihsan sahibisin hasanın hakkı hürmetine. Ve ya kadimel ihsan ve hakkil husay, sen ihsan ve ezelisin Hüseyin'in hakkı hürmetine. Beni affeyle ya Rabbi. Babamız bu isimlerle kapına geldi, sen onun hacetini ona verdin. Ya Rabbi, özün Kur'an'da buyurmuşsun Kadir gecesi, 1000 hayır aydan hayırlı bir gece. Ya Rabbi, günahkar kulların 1000 aydan hayırlı olan bu gecede gelmişiz senin kapına ya Rabbi. Ya Rabbi, gözlerimizle öyle günahlar etmişiz ki, ellerimizle öyle günahlar etmişiz ki, dilersen kör felç edersin. Kulaklarımızla öyle günahlar etmişiz ki, dilersen sabır edersin. Ya Rabbi, dillerimizle öyle günahlar etmişiz ki, dilersen lal edersin. Ayaklarımızla öyle günahlar etmişiz ki, dilersen kim edersin ya Rabbi? Azalarımızın günahlarını kalbimizin günahlarıyla beraber affeyle ya Rabbi. Ya Rabbi, dertlerimize derman inayet eyle ya Rabbi. Hastalarımıza şifa lütfeyle ya Rabbi. Ehl-i Beyt'in adıyla, Ehl-i Beyt'in nuruyla kapına geldik ya Rabbi, ölmüşlerimize rahmet eyle. Ya Rabbi, sakifeden
Kerbela'ya, Kerbela'dan kayda düştü buraya, kayda düştü buradan, Şeyh Mufid'den, Şeyh Tavuk'tan, Şeyh Rusi'den, merhum İmam Hümeyni'ye, merhum İmam Hümeyni'den, merhum Ayetullah'dan cezlere, merhum Ayetullah'dan cezlerden, merhum Akhund Malikler'e, merhum Akhund Malikler'den, merhum Şeyh Hamza'lara, merhum Şeyh Gülüm'lere, merhum Allah Muhammed'lere. Ya Rabbi bu mektebe ilmiyle, nefesiyle, kalemiyle, canıyla, malıyla hizmetini, ölüp gidenlerin cümlesini ehlimizle bu yerine komşu eyle. Ya Rabbi hali hazırda, evvela veliyle emri muslimin, İmam-ı Kâme'yi rehberimizin, Ya Rabbi Ayetullah sizdanimizin, Ayetullah Rahim-i Kurasanimizin, Ayetullah Rahim, Nasir ve Karim Şirazimizin ve müsteyitlerimizin, alimlerimize ve birlikte ömürlerine uzun ve selamet eyle. Ya Rabbi Müslümanların içine fitne fıttı, tutmam isteyenlere fırsat verme. Ya Rabbi, ehl-i sünnet ile şiası ile birlik içerisinde Müslümanların barış içerisinde yaşamalarını takdir eyle. Müslümanların kardeşliğini çok görenlere fırsat verme. Ya Rabbi, mezhep bağnazlığı yaparak, sünnetlik, şiirlik yaparak, Müslümanların içerisine mezhep fitnesiz sokanlara fırsat verme. İslam alemini, emperyalizminin, siyonizmin şerrinden uzak eyle. Yemen'deki kardeşlerimize, Filistin'deki kardeşlerimize, dünyanın vesair yerlerinde mazlum kardeşlerimize yardım eyle. Ya Rabbi, selef-i zihniyet her gün çocuğu olarak Yemen'deki kardeşlerimizin çocuklarına bile merhamet etmiyor. O zihniyeti, o İbn-i Mülcan zihniyetini, o Şimr zihniyetini mağrur, harizan eyle. Onların ana babaları olan Siyonizm, emperyalizm, nabur eyle. İmam-ı zamanımızın gönlünden razı ve kusnud eyle. Ya Rabbi geçtiğimiz Ramazan'da evimizde, camimizde olup da şu anda toprak altında olanlarımıza rahmet eyle. Ya Rabbi, bizleri seneye Ramazan ayını kadir gecelerini görmeyle nasip eyle. Ya Rabbi, ilk günden ta bugüne kadar bu İmam Hüseyin çatısına, bu İmam Hüseyin kapısına, eliyle diliyle, terimle, iki çift tatlı sözüyle, zahmet çekip hizmet edip ölenleri bu gecede İmam Ali'ye komşu eyle. Hali hazırda bu kapıya biliyle, parasıyla, canıyla, malıyla, ahlakıyla, duruşuyla, birleştirici tavırıyla hizmet edenleri evlerine, canlarına, kazançlarına, sağlık, sıhhat, afiyet, bulmuş, bereket, ihsan eyle. Ya Rabbi, bizleri sevdiklerimizin hatırsıyla imtihan eyle. Avlatlarımızın, sevdiklerimizin, musibetlerini bizlere gösterme. Ya Rabbi, bu dualar ile 14 masumun ismiyle kapına geliyoruz ya Rabbi. Onda defa bilge ya Allah, 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 Muhammed'in
O yaralarına yemin yarasın. Ey alim, bir gönder yarasın. Adam efendi vabdan bizden de gönül kırıldı. Benim gönlümdeki yara, kardeş yarası. Benim oğlum yarası, o da ciğer yarası. O ciğer yarası, oğlum Ali Ekber'in yarası. Ne oğlumun yarası eyleşe, ne kardeş yarası eyleşe. Bir Hüseyin'i, bir Hüseyin'i, bir Hüseyin'i, bir Hüseyin'i, bir Hüseyin'i. Bir Aleyhim bin Hüseyin, 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 bir Aleyhim bin Hüseyin. علي بن الحسين علي بن الحسين علي بن الحسين محمد بن علي 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 بمحمد بن علي بمحمد بن علي بجعفر بن محمد 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 بموسى بن جعفر 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 يا علي بن موسى 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 يا محمد بن علي 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 يا علي بن محمد 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 إلى حسن بن علي 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 الله الله فاطمة سلام الله عليها من بهلتي هم هجتك الله سلمان انتقامك على جاه مهدي صاحب الزمان geldi onun adının sırasına geldi eyne talib o idamel maktul bi kerbela kerbela da dökülen kanın
intikamını alacak olanın adına geldik ya Rabbi. Beklediğimiz imamın adına geldik ya Rabbi. Adaletin alemin beklediği imamın adına geldik. Mazlumların beklediği imamın adına geldik. Zehra devletinin sahibinin adına geldik. Allah evladı Resul bize buyurdular. Arifler, alimler, müslimler bize buyurdular. İmanınızdan utanmayın. Babanızdan konuştuğumuz gibi imamınızdan sohbet edin. Ya sahibette, derdimiz çok dağla, müşkülümüz çok dağla, düşmanlarımız çok dağla. Bakın dedelerin yolunun düşmanları çok dağla, dedelerin yolunun taiz gibi düşmanları var. İşit gibi acımasız düşmanlar var. Onlar dedelerin yolundan gidenlerinde düşmanlardır Allah. Ağabeyim buyurursa, ben şiyelerine nezer eylemezsem, onların üzerine yağmurlar gibi belalar eder. Allah, imam bize bu kadar merhametli ya Rabbi. Bu imamın da bir gözyaşı var. Ay imam beni diyenler, nahiyeyi müreddese de özür dilerim. Sabah akşam kanallara gözal yaşı atışarım. Sabah akşam ben ağlarım, gözyaşı dökerim. Gözümde yaş kalmasa, yaş yerine kan ağlarım. Bir alim sıkı imamın huzuruna dedi, ağa bir sualım var. Dedi, buyur, sor. Dedi, ağa sen ziyaretin afiliyede değilsen ya. Sabah akşam ağlarım, gözümde yaş kalmazsa yaş yerine kan ağlarım. Ama o ağladığı kurban yaşı kıran gözünden döktüğüm o musibet, İmam Hüseyin'in musibetidir. Ağa buyurdu, yok. İmam Hüseyin de o musibete ağlıyor. Dedi, ağa, peki o musibet Adal Tarz'ın musibetidir. Dedi, Adal Tarz'da o musibete ağlıyor. Dedim, ağa, o musibet Ali Ekber'in musibetini diyor ey Ali. Ali Ekber de o musibet Ali. Dedim ama sen hansı musibete beni ağlayırsan, hansı musibete sabah akşam ağlayırsan, hansı musibete kan ağlayırsan. Dedi ey Ali, inandan zile münasırlı. Zeynep'in esirli musibetine sorar olsam ben ağlarım. Gözlerimde yaş kalmasa yaş yerine ben ağlarım. Ayağa kalkak zaman imamımızın adı gelir. Bin hücceti, 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 bin hücceti. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Tutluca duala amin diyelim. Allahümme rizukna tevfikat sana. Ve sıdkan niyyan. قبلت المعصية وإرفان الحرمة واتباع الأئمة وشفاعتهم يوم القيامة. اللهم اشف مرضانا وارحم المرضى
sahiden o müslümin ve imanına zamanina. Allahümme inne es'alüke mucizat-ı rahmetik ve azâim mağfiretik ve necâte minen nâr ve min kulli baliyye ve l-fawza fil cennâ ve rızvan-ı zindâr-ı selâm ve cevâr nebiyyike Muhammedin aleyhi ve âlihi selâm. Allahümme mâzina min nimetin فَإِنَّكَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ حَتَّى رَبَّ حَرَجْتُ وَسِرْ سُورَةُ إِذْ سَلَوَتَّ تِدْرِيُّ Oh,